Değerli arkadaşlar herkese selamlar. 30 Mayıs'a kadar Farming Simulator bedava yapıldı. Şimdi bu bedava çıkan oyunda herkes bir anda oyuna akın edince bir sürü bilinmeyen soru işareti var. Bugün sizlere mod nasıl kurulur, modları nasıl aktif edersiniz, bunları nasıl oyunda kullanırsınız onları en basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Oyununuz Epic Games ya da Steam'den olabilir hiç fark etmez modları aynı şekilde kuruyorsunuz. Xbox'da olabilir yine hiç fark etmez. Bilgisayarınıza kuruluysa modları kullanabiliyorsunuz. Öncelikle oyunu kapatalım. Sonra sesi gelmesi açısından şu kulaklığı sizinle alakalı değil bu kendim yapacağım kulaklığımı ayarlayayım. Şimdi değerli arkadaşlarım öncelikle modları bir yerden edinmeniz gerekiyor. Örneğin ben Discord'da kendi mod paylaşıyorum. Ve FS22 mod paylaşım kanalında bugün de bir 10 tane paylaştım. Önceden de bir 300 tane paylaştım. Yani modlarımız burada var. Örneğin hangi modu kuracaksınız önce buna bir kira vermeniz lazım. Bizim Discord'a geldiniz işte buradaki oyun chat'e yazdınız. Biri dedi ki şu modu indir. Sizi de atıyorum. Şuradaki şeyi tankı indirmeye karar verdiniz. Hemen şu indir butonuna basıyorsunuz şuraya. Tamam Öncelikle şu ben dün bir bazı modlar indirdim. Onları bir karıştırmamak için şöyle arkadaşlar video dışında bir klasörü alayım. Bunun sizinle alakası yok. O tamamen benimle alakalı. Şöyle alacağız. Bunu iptal edeceğiz. Tamam. Karışmasın diye net anlatayım diye istiyorum. Bunu aşağı aldım. Şimdi örneğin FS22 Trans 70 modunu indirmek istiyoruz. İndir butonuna bastık. Şöyle indir dedik. Şu anda arkadaşlar modumuz indi görüyorsunuz. Anında burada. Az önceki yere geldi. Atıyorum siz internetten bir tane mod bulmak istiyorsunuz. Farming Simulator 22 yazın. Fs22 modlarımızın kodum. Yanına da mod yazdınız. Bizim Discord'dan aldınız ama internetten de bir şeylere ihtiyacınız var. Şu Kings Mod. Fs22.com ve Farming 22.mods.com Şu ilk 3 site. Yeterli arkadaşlar. Diğerlerine girmeyin. Zaten her biri güzel değil. Şu ilk 3 siteyi ben kullanıyorum. Çok da memnunum. King's mod biraz daha hoşuma gidiyor. Site tasarım olarak. Ya, siyah falan güzel siteler var. Örneğin buradan BMW 7. 2020 model bir BMW 7 serisini indirip kullanmak istiyorsunuz oyunda. Şimdi zenginsiniz paranız var. buna geldiniz aşağı doğru download dediniz. Artık onu bulursunuz bir şekilde. Start dediniz. Buradan begin dediniz. Generate link dediniz ve linki verdi. İndir diyoruz. Hemen sağ tarafa indirmemiz geliyor. Tamam. Şunları kapatalım. İndirmeler bittikten sonra iki tane mod ekleyeceğiz bugün. Şu ikisini de kopyalıyoruz arkadaşlar. Rar dosyasından çıkarmayın, unutmayın. Eğer özellikle online oynayacaksanız rar dosyasından çıkarmayın. Kopyaladım. Daha sonra buradan nereye gidiyoruz? Şimdi belgelerime geldiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burası benimki belgelerim. Herkes kendi belgelerine girsin. Uzantısını şuradan alabilirsiniz. Neyse belgelerime geldiniz bir şekilde. My Games diye bir kanalınız var. Oraya katıldınız. Oradan Farmix Simulator 2022 kısmına kesinlikle katılıyorsunuz. Aşağı doğru mod klasörü var görüyorsunuz. Şuradan buraya da direkt sağ tıklayın, yapıştır diyeceksiniz. Yapıştır, yapıştır, yapıştır yok mu? Ctrl V yapayım. Böyle yapıştır yapıştırayım. Mesela iki dosyanın ikisi de var varmış burada arkadaşlar. Atla diyeceğim. İki dosyayı da taşımayacağım buraya. Pardon, BMW yokmuş. BMW 7 2020 modeli yokmuş. Hemen efendim buradan artık oyunu açabiliriz. Oyunu açıyoruz. Bu oyunla ilgili rehber videolarım var, serilerim var, her şey var. Takıldığınız şeyleri yorumlara yazın ya da Discord'a katılın bana sorun ya da canlı yayınlarıma gelin yine bana sorabilirsiniz. Örneğin kariyer modu oluşturacağız. Boş video açalım. Buradan fark etmez ne oldu. Çalık şu vadisi açalım. Şimdi arkadaşlar burada modlarımız var. Sizde iki tane olur. Az önce ben iki tane yükledim ya. İki tane olur. Bir sürü yüklediyseniz bir sürü olur. Abi hangisini istiyorsanız, hangi modun aktif olmasını istiyorsanız hepsini aktif edeceğiz. Şu BMW'nin modunu bulmaya çalışıyorum. Ben şimdi bir, onu bir bulayım. Arkadaşlar BMW serimiz burada. Tikini açmanız, ondan sonra oyuna girmeniz gerekiyor. Eğer böyle uğraşmak istemiyorsanız bütün modların linkini kaldırın. Sonra tümünü seçtiğin. Bütün modlar tekrar yani bir kere hepsini kaldır bir kere hepsini aktif et. Çünkü yeni eklediklerin aktif olmayacağı için orada bir karışıklık olabilir. Daha sonra başlat diyoruz. Oyunumuz başlayacak sonra zaten oyuna gelmiş oluyor. Oyunda da nasıl alabileceğinizi, nasıl kiralayabileceğinizi göstereceğim. Oyuna girdikten sonra P tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar P tuşu bizim marketimizin, ürünlerimizin geleceği tuş. Arabalar kısmına giriyorsunuz. %90 buraya gelmiştir. Bakın az önce eklediğimiz 2020 serisi araç burada. Kırmızısıydı sanırım. Diğeri de şu şöyle. Buradan da kırmızı ekleyelim. Bu da 2020 modelin farklı bir versiyonu. İkisi de aynı. Bu 260 sınırı var. Bir de şuna bakalım. Bu yeni olana. Bunda 260 sınırı var. Ya bunlarda versiyon farkları var. Mesela benim sunucu 1.2.0'ı kuruluymuş. Bu indirdim 1.0.0. Ya işte atıyorum sinyalini güncelliyor adam. Ya yani ne bileyim işte bir şey bir şey yapıyor. Yeni bir sürüm olarak çıkartıyor. Haberiniz olsun. Modların kurulumu bu şekildeydi. Atıyorum arabalar kısmında araç yok. Nerede olabilir diye soruyorsanız arkadaşlar. Markette şu en altta. Şurada. Sondan birinciymiş. Görüyorsun değil mi şurayı? Bak elimle göster bak şurası. Görüyor musun? Burada modlarla kurduğun bütün araçların listesi var. Ee, buradan eğer çok fazla mod kurmadıysan rahatlıkla bulabilirsin. Mesela ben şunları falan Discord'da paylaştım. Haberiniz olsun değerli arkadaşlar. Yani katılarak bunlara da e, ulaşabilirsiniz bilginiz olsun. Güzel modlarımız var yani. DC'ye katılın. Bir de sizlerden ricam e, bir beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.